Suni sancı ile doğum. Bazen doğum eylemi başlamıyor. Sürmatürasyon dediğimiz 40 haftayı geçiyor. Ya da doğum eylemini bizim başlatmamız gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte suyun gelmesi gibi, miadında gibi olduğu durumlarda. Suni sancı, tabii rahim ağzı belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra suni sancı verdiğimizde tabii başarı suni sancıda tutma ihtimali daha yüksek. Suni sancı dediğimizde aslında doğal olarak oksitosin hormonu, zaten doğumda kontraksiyonu rahimi kasan hormon, biz bunu dışarıdan veriyoruz. Ancak dışarıdan rahim ağzı olgunlaşmadan suni sancı başladığımızda, tabii rahim ağzını olgunlaştıran eğer ilaçlar da öncesinde kullanılmadıysa bazen etki etmiyor ve ya da bu süreçte suni sancı dozunu da iyi ayarlamak lazım. Bebek başlayan ağrılarla sıkıntıya girebiliyor. Fötal distres dediğimiz bir durum oluyor. Bu durumda da artık doğum eylemine vajinal yoldan devam etmek imkansız olduğu için risk almıyoruz ve hemen sezeryana dönüyoruz. Suni sancıya başlamak için tabii bebeğin anne karnında mutlu olduğunu NST ile önce görmek ve suni sancı sırasında da bebeğin anne karnında iyi olarak bu ağrıların başlayıp ve doğum eyleminin devam ettiğini de takip etmek çok önemli.